mi çıkacağını düşünüyorsun? Hayalleri küçümseme gibi bir şey. Evet, yani. Bu zaten sizi gaza getiriyor ondan sonra. Yani bu ufuğa, kereme bana yapılan şeyler bir bakıma bizi daha da yükseltti. Hayır, bu o değildir. Yani sadece Shakira'nın dansçılarıyla iş bitmiyor ya da ne bileyim oradaki sahnelerle bitmiyor. Burada biz, benim elimin altında neredeyse 100 öğrencim var. 100 öğrencinin hayalini, yapamayacağı şeyleri burada gerçekleştiriyoruz. Ben aslında onlara kocaman bir sahne yaratıyorum. Onlar da bu duyguları bir daha yaşayamayacak belki. Belki de daha iyi yerlere gidecek ki ben bunları da gördüm. Buradan mezun olup da çok güzel şeyler de yapanlar var. Biz bu hayalleri, küçücük şeyleri büyütüyoruz aslında. Kocaman yerlere sığdırmaya çalışıyoruz dansla. Evet, ne mutlu size. Evet. İleride ne yapmak istiyorsunuz dans üzerine? Ben... Hayaliniz nedir? Yani benim hayalim öncelikle mesleğim. Ben çünkü çok severek geldim. Yani hemşireliği çok severek seçtim. Yani bir ÖSS öncesi bir 4 senedir, 5 senedir aklımdaydı. Ben bu işte yerimi alacağım gibisinden. Hatta bu işimde uzmanlaşmak istiyorum. Master'ımdır, doktoramdır ileride yani inşallah kısmet olursa. Dans için ne yapmak istersem, dans için şöyle bir şey var. Dans okulu mokulu değil de daha çok bir üniversitenin içinde aynen böyle yani. Ben birini eğitemezmişim gibi geliyor. Yani büyük bir ekibi idare edemezmişim gibi. Elbet 10-15 kişiyi güzel koreografi çıkarıyoruz ama gözümün önüne 50-75 kişi falan gözükünce öyle idare edemezmişim gerekiyor. O da neden oluyor? Çünkü ben sabırsız bir insanımdır ve yani bekleyemeyen bir insanım. Bitsin, o an olsun bitsin diye bir insanım. Aceleci. Evet, eğitmekle dans etmek arasında aynen. Fark ufukta var. Evet, onu biliyoruz. Ben... Ufuk sözünü unutma. Kerem şey dedi, ben dans okulu kurmak istiyorum dedi. Sen biraz önce dans okulunu küçümsedin. Dans okulunu küçümsemedim. Ben dans okulu açamam dedim. Yani dans okuluyla falan uğraşamam ben böyle şeyle. Hocam uğraşamam. Gördüğünüz gibi aradaki fark çünkü güzellik bozulmuyor. Yok, hiçbir şekilde bozulmuyor. Hiçbirimizin hani... art niyeti yok çünkü. Yani evet. Biz senelerdir dans içinde şeyi öğrendik. Yani ben onlarla bile gelişiyorum devamlı. Onlar da aynı şey. Birbirine sabrı. Bir kere en önemli şey bu. Anlayışı öğrendik. Evet, toleranslı olmak çok zor. Biz kavga etmiyor muyuz? Kendi içimizde birbirimizi yiyip bitiriyoruz. Ama biz o kapı yani o kapıdan çıktıktan sonra dans için kavga ediyoruz. Çünkü hiçbir kişisel bir şeyimiz yok. Kesinlikle. Bittikten sonra hiçbir şeyin olmayacağını anladık. Aynı şekilde onlar da kendi içinde bunu geliştiriyor. Ve demin dediği gibi mesela Ufuk, herkesin kişilikleri çok farklı. Çok güzel dans edebilirler. Ama Ufuk eğitemez. Ben kendimden biliyorum. Ufuk kesinlikle eğitemez. Yani sabırsız bir birisine vurur orada için. Der ki çekil ben daha iyi dans ediyorum. Aynen, senin dans ben dayanamam. Ben onu atarım sahnede. Ona ver koreografiyi. Evet. Başlarım orada. Yani bir yere kadar sabredebiliyor. O da benim saygıma sabredebiliyor öğrencilere. Bir müddetten sonra tamam yani hocam diyor ben çekilip sen devam et. En azından bu kadar benden diyor. Kerem tam tersi çok sabırlı. O da benim gibi kendini yiyip bitiriyor. Bizden de hiçbir şey çıkmıyor ondan sonra. Üzülüyoruz biz kendi çapımızda. Ama hep yani şunu biliyorum ki Kerem dans okulu açsın. Ufuk emin olun başında gelir. Evet.